buradan dedi, hani benim yanımda ol dedi, oğlumun yanına geçti. Siz hava medyinde o zaman usta öğreticilik yaptınız. Tabii usta öğreticilik yapıyordum. Sonra oğlum eczanesinde kozmetik ürünler üzerine hani birkaç böyle seminere, işte kurslara falan gönderdi. Orada oğlum eczanesinde, oğluma bir yerde asistanlık yapıyordum. İşte cilt bakım ürünleriyle, o tarz malzemelerin satışlarıyla ben kendim ilgileniyordum. Tesadüfen işte Hanife Hanım geldi, dedi ki Aysel abla biz... Oraya geleceğim, oraya evet, bir nokta koyalım siyasete girmeden. Şimdi sorun var. Şimdi bu dönemlerde aslında şimdi siyasetçi olarak tanıdığımız Aysel Demir'in bilmediğimiz ne kadar farklı yönleri varmış. İşte el sanatları var, eczacılık bir tarafta, işte tabii el sanatlarında aslında belki biz zaman zaman o halk eğitimin yıl sonu sergilerine geldiğinde belki bilmeden sizin el ürünlerinizi de çekmiş bulunduk ama kesinlikle. Yıllar sonra tabii o insanı karşımızda AK Parti için başkan olarak size birkaç tane yaptığım işleri göstereceğim. Onlardan çekeceğim. İnşallah. Şimdi direkt önce aileden başlayalım. Şimdi Polatlı. Polatlı siyaseti ve birçok kişi rahmetli İbrahim Demir'i çok iyi tanır. Hani bunlardan biri de biz kendisiyle çoğu zaman da mesaimiz olduğu mecliste, partide. Tabii biz bu süreçlerde Aysel Demir'i hiç bilmedik, hiç tanımadık. Şimdi İbrahim Demir'i bir dinleyebilir miyiz önce sizin ağzınızdan? Şimdi İbrahim, biz tabii evlendik. Ya yani o kadar, nasıl diyeyim size, o kadar iyi bir eşti ki. Eş, iyi bir eş olmanın yanı sıra deniz, derya bir bilgi, bir insandı. Hep ben ona şunu derdim, İbrahim sen benim hem eşim hem hocam oldun. Ve hakikaten ben yani İbrahim'le yaşamak, yani bir üniversite hocasıyla yaşamış gibi kendimi hissederdim. Nasıl tanıştınız başkanım? Oraya. Şimdi bu tamamıyla bir görücü usulü gibi oldu ama tabii tercih yine bana soruldu. Babam da şöyle diyeyim, hani şeye çok önem veriyordu. Yani yaşam tarzı, hayata bakış açısı, yani kişilerin hani biraz muhafazakar bir aileden geliyorum. Babam için bunlar kriterdi. Yani mesela şöyle diyeyim size, ben yani İbrahim'le nişanlandığım zaman hakikaten bizde pek yabancıya kız verme olayı yoktu. Evet. Bunu ilk başlatan babam oldu.